Okullar açılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda okul formaları Aygün Giyim'den. Yıllardır sektöründe öncü firmalardan olan Aygün Giyim, okul sezonuna hazır kaliteli ürünleri ve hesaplı fiyatları ile ilçemizdeki tüm okul formaları Aygün Giyim'de. Aygün Giyim'e uğramadan okul forması almayın. Saadet Partisi olağan kongresini yaptı. Yıllardır Saadet Partisi ilçe başkanlığı görevini sürdüren Ziya Çimen, koltuğu Yusuf Sarıcalar'a bıraktı. Gümüşhan Otel'de gerçekleşen kongreye katılım oldukça yüksekti. Uzun yıllar Saadet Partisi ilçe başkanlığını yapan Ziya Çimen, dün Gümüşhan Otel'de yapılan kongrenin ardından ilçe başkanlığını Saadet Partisi Korkuteli Meclis Üyesi Yusuf Sarıcalar'a devretti. Milli görüşçülerin büyük ilgi gösterdiği kongrede Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, İl Başkanı Ramazan Düzen ve meclis üyeleri de hazır bulundu. Tek liste halinde girilen kongrede 153 delegenin 79 tanesi oy kullandı. Bu yabancı olduğumuz kongremiz ilçemize, ülkemize tüm insanlar hayırlı getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Arkadaşlar, şu anda güneş batıdan doğacak dediler de biz onun için gayretli bir şekilde çalıştık. 15 yıllık bir ilçe başkanlığımızı icra etmiş bulunuyoruz. Bunun hikmeti, temel esasların hikmeti istişarenin bereketiyle olmuştur. Yani bütün başarının sırrı buradadır arkadaşlar. Bunu bilelim. Sayın Vekilim, Genel İdare Kurulumuzun değerli üyeleri, İl Başkanım, ilçe başkanlarımız, değerli meclis üyelerimiz, kıymetli delegeler, aziz misafirler, Saadet Partimiz Korkuteli ilçesi 7. olağan ilçe kongresine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yıl 2019. 1969'dan beri 50 yıldır Allah'a şükür dimdik ayaktayız. Milletimizin saadet ve selameti için bütün gücümüzle çalışacağımıza, hocamıza söz verdik. Sözümüzün de arkasındayız bugün. Çok şükür. 50 yılda kimler geldi, kimler geçti? Ama sel gider, kum kalır. Hak gelince batıl zahil olur. Biz bir başkasının yanlışı üzerinden siyaset yapmadık. Bizim kendi doğrularımız vardır. Çünkü bir başkasına antitez olarak doğmadık. Biz kendimiz başlı başına bir teziz. Korkuteli İlçe Teşkilatı 3 Nisan 2016 ile 25 Ağustos 2019 tarihleri arası faaliyet raporu. Teşkilatımız her hafta cuma günleri yönetim kurulu asil ve yedek üyelerle birlikte haftalık toplantılarını gerçekleştirmiştir. 03.04.2016 tarihinde yapılan kongreden sonra Saadet Partisi Korkuteli İlçe Teşkilatımız görev dağılımını yapmış ve çalışmalarına ara vermeden devam etmiştir. Elbette ki bu çalışmaların büyük çoğunluğu gönüllü arkadaşların fedakarlığıyla gerçekleşse de belli başlı giderleri de beraberinde getirmektedir. Bunlar... Milletvekilim, il müfettişimiz, genel idare kurulu üyelerimiz, il ve ilçe teşkilatımızın güzide mensupları, basınımızın kıymetli insanları, beyefendiler, hanımefendiler, genç kardeşlerim, hepinize teşekkürü bir borç biliyorum bu kadar güzel bir ortamı bize yaşattığınız için. Rabbim inşallah Korkuteli'mizin önce belediyesini, daha sonra Türkiye'mizin iktidarını ele alacağımız günleri hepimize göstersin inşallah. Zira milli görüşün olmadığı her saniye Türkiye için bir kaybedilmiş gün mahiyetini taşımaktadır. Değerli divan, çok kıymetli il başkanımız, genel idare kurulu üyelerimiz, il müfettişimiz, muhterem teşkilat mensuplarımız ve yüzündeki kırışıklıklar belli olmasın diye gülmeyi unutmuş bir coğrafyada tebessümüyle baharı uyandıran milli görüşçüler, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cenab-ı Hak toplantımızı en büyük hayırlara vesile kılsın. Gerçekleştirdiğimiz bu kongrenin başta Korkuteli'miz olmak üzere Antalya'mız, ülkemiz ve Latin Amerika'dan Kuzey Kore'ye kadar
Fas'tan Endonezya'ya kadar gözleri bizim üzerimizde olan mazlum coğrafyaların kurtuluşuna Cenab-ı Hak bu kongremizi vesile kılsın. 50 yıllık bu çetin mücadelemizde kaya gibi duran milli görüş erleri, cefakar annelerim, bacılarım ve her şeyin iyisine layık Korkut Elli'nin yiğit evlatları. Hepiniz kongremize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesimiz, sözümüz, kulağımız kıymetli Besun mensuplarına ve bugün burada huzur içinde bu kongremizi icra etmemiz için çalışan kolluk kuvvetlerimize, huzurunuza şükranlarımızı sunuyoruz.